Evet sevgili öğrenciler, 7. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Bugünkü dersimizi 3 bölümde işleyeceğiz. 1. Bölümde ünite ile ilgili kavramlar 2. Bölümde din nedir, din anlayışı nedir, din ile din anlayışı arasındaki farklar 3. Bölümde ise din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri. Evet, birinci bölümde ünite ile ilgili kavramları işleyeceğiz. İtikat, İslam dininin inanç esaslarına itikat denir. Fıkıh, İslam'ın kişisel ve sosyal hayata dair ameli hükümleri yani uygulama ile ilgili olan demek, bilmeyi ve bu konuları inceleyen ilim dalını ifade eder. Tasavvuf, İslam'ın ruhi ve manevi yönünü çıkaran, dini hükümlerin ahlaki boyutuna vurgu yapan, insana Allah'ı Celle Celaluhu görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi hayat tarzı. İçtihat, Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma, Kur'an'ı yorumlama faaliyeti. Müçtehit, içtihat eden, Kur'an ve sünneti esas alarak yeni bir hüküm ortaya koyan İslam âlimi. Mezhep, sözlükte gidilecek yol, görüş, akım anlamına gelir. İslam alimlerinin, müştehitlerin dini anlama ve yorumlama çabaları. Evet, ikinci bölümde, dersimizin ikinci bölümünde din nedir, din anlayışı nedir, din ile din anlayışı arasındaki farkları göreceğiz. Din nedir? Allah tarafından celle celaluhu peygamberler aracılığı ile gönderilen akıl sahibi insanları özgür iradeleri ile iyiye ve doğruya yönlendirmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. İnsan akıllı, düşünen, <laughs> sorgulayan ve irade sahibi bir varlıktır. Peki bu özelliklere sahip olması ne anlama geliyor? Bu özelliklere sahip olan insana mükellef diyoruz. Dinin muhatabı bu özelliklere sahip olan insandır. Din vahiy yoluyla gönderilmiştir ve değişmez kurallar içerir. Din insanların hem bu dünya hem de ahirette mutlu olmalarını amaçlar. Allah emir ve yasaklarını peygamberler aracılığı ile insanlara bildirmiştir. Din anlayışı nedir? İslam alimlerinin, müçtehitlerin Kur'an ve sünneti anlama ve gelişen şartlara göre yorumlama çabalarının sonucu ortaya koydukları görüş ve düşüncelerdir. Din anlayışları nasıl ortaya çıktı? Bunun üzerinde duralım. İslamiyet'in ilk dönemlerinde Müslümanlar sınırlı bir coğrafyada yaşayan ve çok fazla kültürel çeşitliliği içinde barındırmayan bir topluluktu. İlk Müslümanlar dinimizin inanç esasları hakkında veya diğer konularda akıllarını takılan hususları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, onun verdiği cevapla da yetiniyorlardı. İlk Müslümanların bulundukları coğrafyayı e, harita üzerinden bakacak olursak şu gösterdiğimiz bölüm peygamberimiz vefat ettiğinde Müslümanların yayıldıkları coğrafya ki bu coğrafyaya bu bölgeye Arabistan yarımadası diyorduk. Peygamberimiz vefat ettikten sonra dört halife devri Emeviler ve Abbasiler döneminde şu gördüğümüz bölgede yani Asya'da uzak doğu Çin'e kadar, batıda ise Kuzey Afrika ve Avrupa'nın batısına yani bugünkü İspanya'ya ki o günkü ismi Endülüs'tü, İspanya'ya kadar yayılan bölümde Müslümanlar yaşamaya başlamışlardı. Tabii ki bu esnada farklı kültürlerle de iletişim içerisine girmişlerdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra İslam'ın geniş topraklara yayılmasıyla birlikte Müslümanlar birçok sorunla karşılaştılar. Çünkü toplum değişiyor ve sosyal hayatta birçok yeni durum ve sorun ortaya çıkıyordu. Müslümanlar sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara İslam'ın bakışını öğrenmek için kendi zamanlarında yaşayan güvendikleri alimlere gittiler. Onlara başvurdular. İnanç ve ibadetlerle ilgili ayrıntıları haram ve helal konusunda öğrenmek istediklerini İslam alimlerine sordular. İslam alimleri de halkın sorularına ikna edici cevaplar verdiler. Sorulan sorulara, yeni ortaya çıkan dini meselelere Kur'an ve sünneti esas alarak çözümler ürettiler. Burada özellikle şunu vurgulamak gerekiyor. Bu yorum biçimleri İslam alimlerinin ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm üretirken kesinlikle kaynakları Kur'an ve sünnet idi. Bu alimlerden bazılarının dini görüşleri halk tarafından çok benimsendi. Bu alimlerin görüşleri ve kaynaklardan dini hüküm çıkarma yöntemleri öğrenciler tarafından sistemli bir hale getirildi. Böylece İslam dünyasında halkın görüşlerine itimat ettiği alimlerin adıyla anılan çeşitli yorum biçimleri, anlayış biçimleri, mezhepler ortaya çıktı. Mesela Hanefilik, Şafiilik, Maturidilik gibi. Burada üzerinde durmamız gereken bir nokta din konusunda ortaya çıkan farklı yorum ve anlayışlar dinin esasına ve özüne yönelik olamaz. Yani hiç kimse Kur'an'da açıkça belirtilen iman esaslarını ibadetleri değiştirme, azaltma ya da çoğaltma hakkına sahip değildir. Kur'an'da açıkça haram olduğu belirtilen bir şeyi helal kılma yetkisi de kimseye verilmemiştir. Ayrıca bu yorum biçimleri ve anlayışlar Kur'an ve sünnetle çelişmemeli, Kur'an ve sünnete zıt düşmemelidir. Evet, din ile din anlayışı arasındaki farklar nelerdir? Din tektir, bir tanedir. Din anlayışı birden çok olabilir. Dinin kaynağı vahidir, vahye dayanır. Din anlayışının kaynağı insandır, insanların görüş ve düşüncelerine dayanır. Din zamanın değişmesiyle değişmez. Din anlayışı zamana göre değişikliğe uğrayabilir. Dinin emir ve yasakları bağlayıcıdır. Din anlayışı ise bağlayıcı değildir. Yorum yapan kimseyi bağlar. Evet. Üçüncü bölümde, dersimizin üçüncü bölümünde din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini işleyeceğiz. Bu sebepler nelermiş? Hep birlikte görelim. Bir, insanın yapısından kaynaklanan sebepler. Farklı yorum biçimi veya din anlayışı ortaya koyan din din alimlerinin kişilik özellikleri. Allah Celle Celaluhu her insanın farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu sebeple insanların karakterleri, kişilik özellikleri, mizaçları, dünyayı algılama biçimleri birbirlerinden farklıdır. Bu farklılıklar bireyin düşünce biçimlerini olaylara yaklaşımlarını da etkilemektedir. Örneğin, aceleci ve heyecanlı, duygusal yönü ağır basan insanların bir olayla ilgili değerlendirmesi akıl ve mantığını ön planda tutan, sakin tabiatlı bir kişinin değerlendirmesiyle aynı olamaz. Olmaz. Bireylerin yaşı, eğitim düzeyi ve tecrübesi de olaylara bakışını etkiler. Eğitim düzeyi yüksek, çok okumuş, bilgili, tecrübeli, çok gezmiş ve farklı kültürleri tanımış insanlar olaylara daha geniş açıdan bakabilir ve çok yönlü değerlendirmelerde bulunabilirler. Bunun aksine eğitim düzeyi düşük olan, yaşadığı yerden hiç ayrılmamış kişiler olayları yüzeysel bir bakış açısıyla değerlendirebilirler. Genç ve tecrübesiz biriyle Yaşlı, olgun ve tecrübeli bir kişinin olaylara yaklaşımı da genellikle farklı olur. İşte bütün bu farklılıklar dinin ilkelerini anlama ve yorumlama sürecinde insanı etkiler ve din anlayışında farklılıklara yol açar. Evet, din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden ikincisi İslam alimlerinin farklı kültürlerde yetişmesi ve toplumsal sebepler. İnsanlık tarihinde geçmişten günümüze toplumsal hayat sürekli değişmekte ve gelişmektedir. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren toplumları tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi ve teknoloji toplumu diye ayırıyoruz. Farklı dönemlerde yaşayan insanların hayat tarzları arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Farklı dönemlerde yaşayan insanların hayat tarzı ve dünya algılama biçimi aynı değildir. Her geçen gün yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların bilgi ve kültürünü artırmakta, evren ve varlıklar hakkında birçok yeni bilginin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Toplumsal hayatta yaşanan bu değişimler doğrultusunda insanların ihtiyaçları, sorunları, beklentileri, düşünceleri ve dünyayı algılama biçimleri de değişmektedir. Bu değişimler insanların din anlayışını da etkilemektedir. Dinin ilkeleri farklı dönemlerde farklı şekilde yorumlanabilmekte, böylece farklı din anlayışları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde Farklı zaman dilimlerinde yaşayan alimler, dinin ilkelerini kendi kültürleri, bilgileri ve anlayışları çerçevesinde yorumlamaktadırlar. Bu da farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz burada sona erdi. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.